Hocam bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 95. yıl dönümü kutlanıyor. Bugün hakkında neler söylersiniz? Pazar ADD olarak neler yaptınız? Kısaca görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizin de belirttiğiniz gibi Mustafa Kemal'in Rize'ye gelişinin 95. yıl dönümü. Biz bugün ADD olarak Rize ADD ile birlikte ve Rize CHP yönetimi ile birlikte Rize'ye gittik. Rize'de zaten Rize Belediyesi'nin valiliğinin de bir programı vardı bu konuda. Onların konudaki programına katıldık. Daha sonra da Rize ADD ve Pazar ADD olarak biz de ayrıca efendim Atatürk'ün heykeline çelenk sunduk. Bildiğiniz üzere Mustafa Kemal'in bir sonbahar gezileri vardır. 30 Ağustos 1924'te 30 Ağustos kutlamalarını yaptıktan sonra Bursa'dan Mudanya limanından Hamidiye kravözlerine binerek Karadeniz gezisine çıktı. 15-16 Eylül'de Trabzon'da efendim bulundu, konakladı. 17 Eylül'de Rize'ye geldiler. Rize'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Hatta yanında işte eşi Latife Hanım vardı. Yine efendim Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali vardı. Hamdullah Sübhi Tanrı Över vardı. Yine Rize Milletvekili efendim Rauf Benli vardı. Şeye çıkarken biraz dalgalıydı efendim. İskeleye çıkamadı. Orada bir müftü mahallesinden bir isim efendim Hakkı Şentürk adında bir genç Mustafa Kemal'i sırtına alıp karaya çıkarmak istedi. Fakat Mustafa Kemal kabul etmedi. Bırak dedi. Memleketimin sularında ayaklarım ıslansın dedi. Ve de gerçekten çok görkemli bir karşılamadır Mustafa Kemal'in. İlk işi efendim vilayete gitti. Vilayete gidince yaptığı işlerden bir tanesi tapu idaresine gitmek oldu. Tapuları görmek oldu. Hatta tapu müdürüne o zaman Rus işgalinde bunları nerede sakladınız filan dedi. O da işte bodrum katında sakladık dedi. Artık tapuları görme isteğinin bir anlamı vardır ama o konuda bir açıklama bir yerde rastlamadım. Daha sonra Mustafa Kemal Matarazı Mehmet Efendi'nin evinde efendim ikamet etmek için gelirken yolların temizliği dikkatini çekti. Efendim dedi ki bu yollar Vali Hürşit Bey'di o zaman. Dedi ki ne kadar yollarınız temiz, nasıl bunu sağladınız? Dedi ki efendim köylüyü getirdim, köylüye dedi, temizlettim. Peki parasını verdin mi dedi, hayır vermedim dedi. Dedi ki Cumhuriyet'te dedi angarya yoktur dedi. Onların derhal parasını vereceksin dedi. O akşam şeyde kaldılar, Matarazı Mehmet Efendi'nin evinde. Şu anda orası müzedir. Biz bugün orayı da ziyaret ettik. Eğer bilmeyenler için söylüyorum, Müftü Mahallesi'ndedir, eski stadın yanında. Daha sonra şeye dönerken, tekrar vilayete doğru dönerken hem müftüsü, Rize müftüsü ve Pazar müftüsü elinde bir dilekçeyle Atatürk'e gittiler ve dediler ki dilekçelerinde biz tekrar efendim medreselerin açılmasını istiyoruz. Tekke ve zaviyeler, medreseler, türbeler kapatılmıştı ya. Efendim medreselerin açılmasını istiyoruz dedi. Mustafa Kemal de çok öfkelendi. Bırakın dedi bu memleketin evladı okusun. Memleket ve insanlar okul istiyor dedi, medrese değil. Ve de tabii Mustafa Kemal'in bu tepkisi sadece yerel basında veya ülke basında değil, dünya basında da yer aldı. Hatta o arada bir caddeye Mustafa Kemal'in ismi verilmek istendi. Mustafa Kemal Caddesi denmek istendi.
O arada Mustafa Kemal, İsmet Paşa Başbakan, İsmet Paşa'ya bir çalışma da vardı o konuda. Bir telgraf çekerek Mustafa Kemal Caddesi olmamasını istedi. Caddenin adının Cumhuriyet Caddesi olmasını istedi. Bunun da nedeni Cumhuriyet'in güçlenmesi anlamında düşünüyorum. Çünkü bir Cumhuriyet ülkesinde, Cumhuriyet yönetiminde medreselerin olamayacağını düşündü. Zannediyorum o medrese isteğine bir tepki olarak kendi adının değil, Cumhuriyet adının verilmesini istedi. Daha sonra da Mustafa Kemal Hamidiye Krav üzerine binerek efendim tekrar Giros'una gitti. Mustafa Kemal'in ziyareti, Rize ziyareti böyledir ama çok görkemli olmuştur efendim. İşte kurbanlar kesilmiştir, gece efendim fener alayları yapılmıştır. İşte zaten Mataracı Mehmet Efendi iskeleyi halılarla efendim evdeki bütün halılarını getirmiş, halılarla serdirmiş falan. Böyle bir hava vardı. Halk çok coşkuluydu efendim. Bir de önemli olan ne oldu biliyor musunuz? Bir sene önce Mustafa Kemal Rize hemşerisi oldu. Evet. Rize'nin hemşerilik unvanını aldı bir sene önce. Bir sene 1923'te aldı. Ve de çok ilginçtir. Ölümüne kadar Rize ile ilgisini hiç kesmemiştir. Çünkü Rize'den efendim Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılan önemli isimler vardır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi İpsiz Recep'tir biliyorsunuz. Ancak ben çok farklı bir şey söyleyeceğim burada. Bizim halkımızın bilmediği, çoğunun bilmediği, bir kısmının bildiği de çayı Rize'ye Mustafa Kemal getirmiştir. Şöyle, ilk defa çay Abdülhamit döneminde efendim yetiştirilmek istenmiş. Fakat seçtiği bölge yanlıştı. Nereyi seçmişti? Bursa'yı. Bursa'da çay yetişmedi. Evet. Olmadı. Ondan sonra bir daha 1917 yılında o dönemin iktidarı çayla ilgili bir tasarı hazırlamıştı. Mustafa Kemal bunu biliyordu. O tasarıyı dikkate aldı ve çay tohumu getirildi. Ve de Rize'de efendim ekildi. Şey alındı, sonuç alındı. Mustafa Kemal ölmeden önce çayın Rize'de yetiştirilebileceğinin mesajını aldı. Ondan sonra vefat etmiştir. Ve de daha sonra biliyorsunuz Rize'de efendim işte çayın üretimine geçirdiği İsmet Paşa döneminde ve de süreç içerisinde 46 fabrika mı var? 46 fabrikaya kadar şey yaptı. Ama üzüldüğüm bir konuyu söyleyeyim burada. Mustafa Kemal çayı Rize'ye gelmesi konusunda öncü oldu. Ama 46 fabrikadan hiçbirinde Mustafa Kemal'in ismi yok. İsmi koyulmadı. Bu benim için aslında üzücü bir şey. Şimdi bunu yapmakla kalınmadı. Hani Mustafa Kemal'in isimlerinin konulduğu yerlerden de isimler kaldırıldı. Örneğin Atatürk Stadyumu'ydu Rize Stadyumu'nun adı. Efendim Mustafa Kemal'in yeni stada adı konulmadı. Ve Didi ne hikmetse Didi Stadyumu denildi. Bilmiyorum ben hiç yakıştıramadım efendim Didi sözcüğünü. Bir de ne yapıldı Rize'de? Mustafa Kemal'in heykeli Cumhuriyet Meydanı'ndan alındı. Dünyada nereye bakarsanız bakın meydanlarda efendim hep o ülkenin değeri olan büyük adamların heykelleri vardır. Çok önemlidir. Büyük isimler yaşamalı. Neden yaşamalı diye sorarsanız bir örnekle anlatmak isterim. Bir benzetme, bir teşbih yapmak istiyorum. O da şu. Bir dönem Amerika'da kurt avı düzenlendi. Neden biliyor musunuz? Kurtlar geyikleri yiyormuş.
Dolayısıyla kurtlar öldürülmeli ve devlet de ona destek verdi, helikopterler verdi vesaire. Aslında geyikler de fazla olunca ormana zarar verir. Aslında oranın bir doğanın dengesi var. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Kurtlar öldürülünce yerini kimler aldı biliyor musunuz? Çakallar aldı. Biliyorsunuz kurtlar sürüyle avlanır. Kurtlar, çakallar da tek tek avlanır. Ama kurtlar ortadan kalkınca doğa işte bir şekilde tek tek avlanan çakalların yerine sürüyle avlanan çakallar oldu. Demek ki efendim bu nedenle ne yapmak lazım diye düşünüyorum. Bir şeylerle yerinden oynatmamak lazım. Eğer kendi değerlerini, kendi devletinin büyük insanlarını, kurtarıcılarını adıyla oynarsan onların yerini zaman içerisinde çakallar alır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.